Sibel, ne diye hediyeyi ben yemeğe çağırayım ki? Çok mu meraklıyım sanki? Ozan davet etmiş, ben de mecbur hazırlık yaptırıyorum işte. Hadi sen de gel, beni bir başıma bırakma. Tamam Jülde. Tarık da alır gelir. Ya Berçin'i de getir diyeceğim ama şimdi Ozan'la Aslı'mı burada görünce rahat edebilir mi bilemedim. Berçin de bizimle gelir. Biz bir aileyiz. Böyle davetlerde bir arada görünmemiz lazım. Hediye neyi parçalamaya çalıştığını görsün, dokudursun. Belki o zaman yakamızdan düşer. Sibel, bak sorun çıkaracaksan boş ver. Ben hep beraber oluruz diye davet ettim. Her zamanki gibi şimdi hediyeyle kızına bulaşıp tadımızı kaçıracaksan biz başka zaman toplaşalım ha? Neden sorun çıkarayım Jülide? Hediyeye bulaşınca ne geçecek elime sanki? Sen yemek hazır olunca haber ver canım, geliriz biz. Öptüm, bay bay. Görüşürüz. Kusura bakma Jülide ama bu fırsatı kaçıramam. Hediyeyi herkesin içinde rezil edeceğim. O görüntüleri yedireceğim ahlaksıza. Ulu orta kocamı öpmek neymiş? Görecek o. Rezil. Sibel, ben yemeğe falan gidemem. Sen kendin git istersen, keyfine bak. Ya Jülide çağırdı diyorum. Yanında olmamızı istiyor kadın. Uzatma, gel işte. Sibel, bak ben bu eve Berçin istedi diye geldim. Ama şunu sakın aklından çıkarma. Bizim ilişkimiz bitti. Biz seninle sadece kağıt üstünde karı kocayız. Tamam mı? Hediye de geliyor ama. İyi düşün. E tamam işte, sen de gitme o zaman. İnsanların arasında gerginlik çıkarma. Bırak insanlar rahat rahat otursun. Berçin. Yavrum, baban yemeğe gelmiyor. Ne yemeği ya? Yavrum benim, kendini yalnız hissetme. Baban yoksa ben varım. Baba, benim hatırım için gel yemeğe. Kızım. En azından iki saatliğine aileymiş gibi görünelim. Sonra ben yokmuşum gibi davranırsınız zaten. Ah Berç. Lütfen benim için gel yemeğe. Tamam kızım. Tamam, gelirim. Bu yemeği ömrünün sonuna kadar hatırlayacaksın Tarık. Hazır ol. Hayatım, sen bugün okula uğrayacaktın değil mi? Kitap istemiştin senden. Ha evet, uğradım. Aldım kitabı. Hatta asistanlarımızdan Alşıman Hanım'ı gördüm. İkimiz de tebrik etti. Sağ olsun. Yakışıklı yanında mıydı? Yanındaydı. Daha 4 yaşında ama çok zeki bir çocuk. İleride bir oğlumuz olursa onun gibi akıllı olsun isterim. Hem adını da Selim koyarız. Ne dersin? Rahmetli babanın adı. Çok güzel olur. Ozancığım. Çocuk konuşmak için daha erken değil mi? Zamanı gelince dedim zaten anne. İlerleyen zamanlarda biz de bir çocuk istiyoruz tabii. Bir çocuk eksikti. Zaten torun sevgisi bir başka oluyormuş. Hep öyle diyorlar Jülide Hanım. Tadına doyum olmuyormuş. E artık dönüşümlü bakarız torunumuza değil mi? Hediye Hanım, bu konuyu kapatsak mı? Çocuklar evleneli daha bir hafta oldu. Birbirlerini biraz daha tanısınlar. Öyle değil mi? Ben karımı gayet iyi tanıyorum anne. Annen haklı hayatım. Çocuk için daha erken. Zamanı gelince tekrar konuşuruz bunları. Tamam canım. Sen öyle istiyorsan. Sofra hazır. Geçelim madem. Herkese
merhaba. Umarım geç kalmamışızdır. Tam zamanında geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk Jülya teyze. Kıyafetleri alabilir miyiz? Hadi buyurun o zaman sofraya. Hediye Hanım yemeğe gelecekmiş. Aslında orada deyince Tarık da ikna oldu gelmeye. Yoksa pek hevesli değildi. Ama Aslı'mı kızı gibi sever. Değil mi Tarık'cığım? Evet Sibel. Aslı'm çok akıllı ve saygılı bir insan. Ayrıca Ozan'a da çok uygun bir eş oldu. Tamam? Sağ ol Tarık amca. Ben de Tarık hocamı çok severim. Sağ olsun. Birçok konuda bana yardımcı oldu. Doğru. Babam çok yardımsever bir insandır. Nerede açıkta birini görse hemen yardım eder. Hatta annem ona fakir dostu der. Berçin, karım hakkında düzgün konuş. Sorun değil sevgilim. Berçin de bir gün paranın, gücün, kudretin mutluluk getirmediğini anlayacaktır. Evet biz fakirdik. Ama elimizdekilerle yetinmeyi, mutlu olmayı bildik. Hediye Hanım elindekiyle yetinmeyi bilen bir kadın olsaydı kocasından boşanmayı düşünmezdi bence. Sibel Hanım, biz neden sizinle iki yetişkin insan gibi, dost gibi konuşamıyoruz bir türlü? Bu söyledikleriniz çok kırıcı olmaya başladı, farkında mısınız? Lütfen yapmayın. İnsanların özel hayatında neler yaşanıyor bilemezsiniz. Yargılamayın lütfen. Yargılamıyorum hayatım. Akıllı kadınsın diyorum. Kızını zengin bir eve gelin verdi. Artık yoksulluk günlerinin acısını çıkarırsın ha. Sibel, sus artık. Ne ayıp laflar bunlar. Evde ne konuştuk seninle? Sibel Hanım bulunduğu ortamın huzurunu kaçırmayı çok seviyor. Aman canım, ne var bunda? Sohbet ediyoruz işte. Sibel'cim, bunlardan konuşmasak? 10'ca hazırlık yaptım, hiç yemiyorsunuz. Lütfen buyurun. Ozan'cığım, somon füme alsana, çok seversin. Teşekkür ederim. Sarmadan yedim ben. Annem yapmış. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun çocuklar. Hediye Hanım, tabağınıza hiç dokunmamışsınız. Beğenmediniz mi yoksa? Bütün bunlar sizin için hazırlandı. Hem Aslım da çalışanlarımıza yardım etti bunları hazırlayabilmek için. Ay evet. Aslım hizmetçi gibi çalışmayı çok sever. Güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Ama ben pek aç değilim o yüzden. Ne tok gözlü kadın. Maşallah. Hediye Hanım, yalnız yaşamaya alışabildiniz mi? Çocuk yok, koca yok. Yani insan bir başına sıkılır. Gerçi bir başınıza mısınız onu da bilmiyorum ama belki de gençlik günlerinizi yaşıyorsunuzdur ha. Sibel,
böyle yaparak sadece kendini rezil ediyorsun. Kalk gidiyoruz, yeter. Yetmez kocacığım. Daha yeni başlıyoruz. Asıl sizin rezilliğinizi görecek şimdi herkes. Sibel Hanım, siz ne demeye çalışıyorsunuz? Neden durmadan annemle uğraşıyorsunuz? Tamam kızım, tamam ben gidiyorum zaten. Daha fazla katlanamayacağım buna. Rica ederim Hediye Hanım, lütfen oturun. Sibel susar mısın artık? Niye susacakmışım? Oturun Hediye Hanım, oturun. Şunu izleyin öyle gidersiniz. Bakın bakalım, kocamla Hediye ne haltlar karıştırıyormuş. Hediye. Siz durun. Kapat şunu. Ayıp senin bu yaptığın. Asıl onların yaptığı ayıp. Baba. Bunu yaptığına inanamıyorum. Yazık.